Selam. Bugün Cuphead'in geri dönüşünü konuşuyoruz. The Cuphead Show yıllar sonra bir dizi olarak Netflix'te yayınlandı. Büyük bir kesimin heyecanla beklediği bir dizi olmasının yanı sıra eski nostaljik havasını da eklersek konuşacak çok şey var. Şimdi videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Öncelikle bu çizgi dizi neden önemli, neden bekleniyor bunları bir konuşalım. Ardından da genel yorumlarımıza geçelim. Cuphead normalde bir video oyunu. 2014'te çıkacağı söylenmişti ancak o dönemde oyunun sadece %40'ı tamamlanınca Microsoft'un da desteğiyle ileri bir tarihe atılarak 2017'de karşımıza çıktı. Peki neden bu kadar eski ve nostaljik duruyor? Siz de bunu merak ediyorsanız cevabı yine bu videoda. Cuphead'in yapımcısı olan kardeşler ilham aldıkları çizgi dizileri çok fazla benimsemiş ve 1930 yılının popüler çizgi filmlerini, onların çizim tekniklerini, her bir şeylerini kendi bünyelerinde Cuphead'i e oluşturmak için kullanmışlar. Her bir kareyi elle çizmelerin yanı sıra oyunda kullanılan sesler de yine 1930'ların yaygın kullanılan ses profillerinden oluşuyor. Üstelik müzik seçimi de yine bu dönemlere ait. Oyunun çok fazla konuşulmasının sebebi ise yeni olmasına rağmen benimsediği tarzın insanı geçmişe alıp götürmesinden kaynaklanıyor. Her ne kadar bu yönden çok sevilse de en çok eleştiri alan yönü aşırı zor olmasıydı. Neyse bu kadar oyun tarihi yeter şimdi dizimize bakalım. Konumuza gelirsek eğer Inkwell adasında yaşayan iki kardeş olan Cuphead ve Macman, yaşlı çaydanlık ya da Kettle ne derseniz onun gözetimi altında yaramazlıklarına yaramazlık katarak hayatlarını sürdürüyorlar. Günün birinde yaşadıkları bölgeye şeytanın düzenlediği bir karnaval kurulunca oradaki oyunları oynamaya başlıyorlar. Ancak oyunu kaybedenin ruhu şeytana ait oluyor. Cuphead ise bir şekilde oyunlardan birini kaybedince ruhu son anda kardeş tarafından kurtarılıyor ancak ruhu da şeytana borçlu kalıyor. Buradan sonrasında ise ruhunu şeytana vermemek için geri geri maceraları ve mücadeleyi görüyoruz. Bu hikaye hem oyunda hem de dizide ufak farklar içeriyor ancak ikisinin karışımı hemen hemen bu şekilde. Dizide tamamen aynı şekilde işlemeyi tercih etmemişler. O yüzden anlattığımız bu kısmı baz almanız daha iyi olur. Diziye döndüğümüzde bu iki yaramaz kardeşi izlemesi oldukça keyifliydi. Her şeyin 1930 temasında olması nostalji havasını zirveye çıkardığından bir oturuşta bitirebileceğiniz bir türde bir dizi. Zaten bölümler intro ve outro haricinde neredeyse 10-12 dakika falan sürüyor. Birbirinden farklı iki kardeş temasını çok güzel işledikleri dizide karakter farklılıkları bölümlerin gidişatlarında çok güzel şekillendiriyor. Her bir karakterin kendine özgü bir havası olması da görsel açıdan ciddi bir çeşitlilik atıyor. Dizide çok güzel referanslar var. Mesela aşırı sempatik ve sevimli kötü karakterimiz şeytan, aynı Tom Ellis'in Lucifer karakterine ait özellikler taşıyordu. Hatta karakteristik özelliklerin yanı sıra piyano çalmaları, şarkı söylemeleri gibi benzerlikleri de kullandılar. Şarkı demişken, bölümlerde ara ara güzel müzikal sahneleri de bol bol kullanmışlar. Her ne kadar tatlı güzel bir çizgi dizi formunda olsa da aralarda ürkütücü görüntüler de var. Yine Disney gibi stüdyoların 1930'lu yıllarda yaygın olarak kullandığı subliminal mesajlara da bol bol rastlıyorsunuz. Bebek bölümünde bebeğin şişe olarak bize verilen görüntüsünün de bölüm içerisindeki kullanımları da oldukça manidardı. Fark edilmesi zor ama komik detayları da çok güzel işlemişler. Ruhların sahiplerine döndüğü süreçte domuzun yediği sosisin bile ruhunun geri dönmesi bayağı bir güldürdü. Yine ufak detaylarla bölümlerde ileride ne olacağını önden veriyorlar. Mesela yaşlı çaydanlığın okuduğu gazetede Flytrap adlı geminin resmi vardı ve ilerleyen süreçte bu gemide bir sürü şey yaşandı. Bu kısımda zaten çok güzel bir Titanic referansıydı. Ne olursa olsun müzisyenler çalmaya devam ettiler. Karakterlerin diyalogları çok güzel ve kullanılan dili oldukça basit. Yani İngilizce pratiği yapmak için bile açıp izleyebileceğiniz düzeyde bir dil kullanımı var. Diyalogların içerisine baktığımızda da aile bağları olsun, iyi niyet olsun oldukça güzel mesajlar vardı. Nostaljik oyunları da ihmal etmemişler. Lastik çevirme, misket oynamaları, kavga etmemeleri söylendiğinde bunu yapmamamız söylendi diyerek kavga etmeleri her türlü yüzümüzü güldürmeyi başardı. Bir ara modaydı. İnsanlar sosyal medyada yüzlerini bantlayarak komik bir şekilde sokuyorlardı. Ona da değinmeyi unutmadılar. Bu kısımlarda da ergenliğin betimlenmesi çok başarılıydı. Mezarlık bölümünde elektrikli sandalyede idam edilen mahkum detayı gözden kaçmadı. Hannibal Lecter göndermesiydi. Şeytanın kötülük yönetme departmanı mükemmeldi. Kıtlık, oburluk, üç büyük savaş bunların hepsi ciddi mesajlardı. Para için ruhunu satma durumunda çok güzel ele almışlar ama favori sahnemiz kesinlikle şeytanın çift boyamasıydı. İkinci bir sezonun geleceğini bize açıkça söyleyerek kötü denilebilecek bir final verdiler. Yine de ilk kez dizi olarak ele alınan ve teknik açıdan büyük farklarla kendini öne çıkaran bir dizi için oldukça başarılıydı. Yapımcıların Mickey Mouse ve türevi yapımlardan çok fazla etkilendiklerini çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Disney'den çıkma diğer yapımlarla da çok fazla etkileşim içerisinde zaten. Arka plan müzikleri, sahne şovlarında kullanılan sesler de canlı kayıt ile yapılmış ve Big Band, Jazz ve Swing çeşitlerinden ibaretler. Üzücü olan kısım ise şeytanı aralıklı olarak görmemizdi. Bu kadar sempatik ve iyi ele alınan bir karakteri 2-3 bölüm aralıklı şekilde görmek biraz hayal kırıklığı yaşattı. Bunun dışında final bölümünde son kısmın yaşanmasını sağlayan karakterin de sadece bir bölüm görünmesi mantıksızdı. Siz ne düşünüyorsunuz? The Cuphead Show bizce çok başarılı bir yetişkin çizgi dizisiydi. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.